İmmün plazmayı ülkemizde ilk olarak Turgut Özal Tıp Merkezi'nde Nisan ayının ilk haftası başlattık. 56 yaşında hastamız şifa ile yoğun bakımdan taburcu oldu. Arkasından ülkemizde büyük hastaneler, üniversite hastaneleri immün plazma tedavisini COVID-19 hastalığında tedavinin bir parçası olarak uygulamaya başladı. Kızılay Türkiye genelinde plazmaları topladı. Biz de hastane olarak Turgut Özal Tıp Merkezimiz, İnönü Üniversitemiz olarak immün plazma tedavisini Nisan'ın başından itibaren bugüne kadar sürdürüyoruz. Bizim aferez merkezimiz Türkiye'nin en büyük aferez merkezi. Şimdiye kadar 500'ü geçmek üzereyiz. İmmün plazma topladık. Bu immün plazmaların bir kısmını kendi hastanemizde, bir kısmını Malatya'daki diğer hastanelerde ama büyük çoğunluğunu ise ülkemizin bütün şehirlerinden talep olan hastanelere buradan gönderdik. Bunların bir kısmını Kızılay aracılığıyla gönderdik. Bir kısmını ise kendi hastanemizle karşıdaki hastanenin arasındaki resmi talebe dayanarak gönderdik. Şimdiye kadar immün plazma tedavisinde hastalarımız önemli tedaviye katkı almış oldular. Ülkemizden de artık ilk baştaki birkaç vakalık sonuçların ötesinde şu anda Türkiye'nin tüm immün plazma verilen hastalar verilmeyen hastalarla karşılaştırılarak 2000'e yakın hastanın sonucunu hocalarımız yayınladılar. Bu sonuca göre immün plazma COVID-19 tedavisinde faydalı tedavi metotlarından biri olarak kayda, bilimsel kayda geçti. Bundan sonraki süreçte immün plazma tedavisini biz yine tedaviyi de bir yöntem olarak kullanacağız. Yalnız şöyle bir, ilk başta başladığımıza göre şöyle bir düşünce değişikliğimiz oldu tecrübelerimizden. En başta uzun haftalar hep en son tedavi olarak kullandık. Yani yoğun bakımdaki hastalara artık bütün tedaviler uygulanmış, entübe hastalara bütün tedaviler uygulanmış ama hasta hala durumu iyileşmemiş olan gruba immün plazma verdik. Şimdi yine o gruba immün plazma veriyoruz ama daha önce özellikle yoğun bakıma girmeden önce tedavi verilirse immün plazma tedavisi daha iyi sonuçlar veriyor. Bunu gözlemledik. Ama artık sadece gözlemler değil, bilimsel makaleler, bilimsel çalışmalar, klinik çalışmaların verilerine dayanarak artık sağlamca immün plazma tedavisinin COVID'de bir tedavi yöntemlerinden biri olarak diğer tedavilerle multi yaklaşımla tedavinin bir parçası olarak verilebileceği konusunda artık bilimsel veriler birikti ve bunun devamında da biz artık immün plazmayı hem zenginleştirilmiş olarak da kullanmak hem de artık immün plazmadan belki Kızılay çok plazma toplarsa zenginleştirilmiş immünoglobulin olarak da istifade edeceğiz. Şu andaki immün plazma sayısı yeterli değil. Başka immün plazma ile ilgili çalışma yapmak için, zenginleştirmek için elimizdeki immün plazma sayısı yeterli değil. Vericilerin daha çok vermesi lazım. Yani plazma bağışlayanların daha çok bağışlaması lazım. Ben buradan
COVID-19 hastalığını geçirmiş, tümüyle iyileşmiş ve 2 hafta üzerinden geçmiş olanlara, testleri de negatif olanlara tekrar çağrıda bulunuyorum. İmmün plazma versinler, hem bizim hastanemize gelsinler, hem Kızılay'ın merkezlerine, diğer almak için aferez merkezi olan hastanelere başvuruda bulunsunlar ve plazma bağışı yapsınlar. Şu anda plazma bağışı ile plazma tedavisi arasında bağış yetersiz. Daha çok plazmaya ihtiyacımız ülke olarak var. Ben burada vurgulamak istediğim özellikle konu bağışçılarımızın bu konuyu ciddi olarak tekrar düşünerek muhakkak bağış yapmaları.